Yani dünya bizim için yaşamak için bir amaç değil, Araç. öbür tarafa, Hazırlık diğer esas. aleme geçiş için bir hazırlık, bir araç, Evet. bir vasıta. Basta doğru. Şimdi yani tabii bu biz inanan insanlar olarak ki bütün aşağı yukarı semavi dinler dediğimiz dinlerde ahiret inancı var. Tamamında var. Ve bu da aynı şekilde ölüm ve ahireti düşünmek bizim bu dünyada daha iyi insan olmamıza da şey yapıyor. Niye? Allah korkusu çünkü. Rasul hikmeti mekafetullah. Böyle diyor Peygamberimiz. Her hikmetin, iyi işin başı Allah korkusudur. Şimdi işte bunu ne zaman hissederiz? Öteki dünyayı düşünerek hissederiz. Ölümü düşünerek hissederiz. Onun için ölüme devamlı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdi aslında her ne kadar gözümüzün önünde ise de unutuyoruz biz. Gaflet ediyoruz ölümden. Onun için Kur'an-ı Kerim de bizi sık sık uyarıyor. Mesela bir ayette diyor ki: "Kul innel mevte lezî tefirrûne minhu fe innehu yulâkîkum." Peygamberimize hitap ediyor. De ki: "Sen söyle, o kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o size mutlaka ulaşacaktır. Bundan kaçış yok. Bundan kaçış yok." Sonra bir başka bir ayette Allah'tan başka her şey yok olur diyor. Yani insan ve bütün kainat her şey yok olucudur. Efendim yine Peygamberimizin bir işte Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler var. Küllü nefsin zâikatul mevt. Yani her insan ölümü tadacaktır. Bundan kaçış yok. Yani, ve siz diyor nerelere giderseniz gidin. İstersen yüksek yerlere çıkın. Burçlara çıkın, kalelere çıkın. Ölüm gelip sizi bulacaktır. Ondan her canlı mutlaka o ölümü tadacak. Bir de şey değil mi efendim? Böyle söylenir hani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, her gün ölecekmiş gibi ahiret için yaşamak ve çalışmak düsturunu insan edinse zaten o zaman dünyayı da başka türlü değerlendirir. Her an ölecekmiş gibi düşünerek o zaman ahirete de hazırlığını yapar. Farklı şekilde yapar. Peki ölümü isteyen insanlar var. Şimdi şöyle bakın. Enes bin Malik var. Peygamberimizin yakın şeylerinden, ashabından birisi. O diyor ki bir sözünde, eğer diyor Peygamber Efendimizin ölümü temenni etmeyin dediğini duymasaydım, ben ölümü temenni ederdim. Yani burada neyi söylüyor bize? Ölümü temenni etmeyin. Ha onun yerine ne yapacağız? Ya Rabbi, eğer yaşamak benim için hayırlı ise bana ömür ver. Bu şekilde dua edeceğiz. Yani çünkü insan bu dünyaya yemek, içmek, giymek, eğlenmek, gezmek için gelmemiş. Bunlar da fıtratımızda var. Elbette yiyeceğiz. Evet, dünyevi hazlar, dünyevi ihtiyaçlar, bütün bunların yanında. Ama demin de söyledim, imar edeceğiz dünyayı. Belki biz veya birisi 3 sene, 5 sene daha yaşadığı zaman toplum için, ümmet için çok faydalı şeyler yapacak olabilir. Onun için ölümü temenni etmeme. Ama ölüm yokmuş gibi de davranmama. Şimdi o dünya hazlarından şey yap, vazgeçmek yok öyle bir şey. Yani bizim bir hadis var. La rahbaniyete fil İslam diyor Peygamberimiz. Ne demek? İslam'da ruhbanlık yoktur. Yani Hristiyanlar da rahipler ne yapıyor? Manastırlara çekiliyor. Efendim evlenmiyorlar. İşte kendilerine göre sanki tüm bir ibadete veriyorlar falan. Bu yok. İbadet var. Yaratılış amacımızın en önemlisi o. Ayet öyle diyor. Biz evet, insanlar ve cinleri kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Ama öbür taraftan insanın bedeninin kendinde hakkı var. Ailesinin hakkı var insanda. Toplumun hakkı var. Dolayısıyla o hakları da yerine getirmesi lazım. Şimdi Resulullah zamanında tabii Peygamber Efendimiz ahiretten bahsediyor, cennetten bahsediyor, cehennemden bahsediyor. İnsanlar bundan müthiş etkileniyorlar. Ki yani iman, öyle bir iman var ki insanlarda, zerre kadar Peygamberimizin söylediğinden şüphe yok. Acaba mı yok. Dolayısıyla bunları dinledik sıra kendileri çok böyle duygulanıyorlar falan. Diyorlar ki ya biz kimiz? İşte Peygamberin anlattığı insanlar kim?
Bizim yaşantımız ne? Peygamberin yaşantısı ne? Ve bunlar dünya zevklerden uzak kalmaya. Kimisi diyor ki ben sabaha kadar namaz kılacağım diyor. Birisi diyor ki ben her gün oruç tutacağım diyor. Bir başkası diyor ki ben evlenmeyeceğim, evlilik hayatından uzak kalacağım diyor. Bir başkalarına bakıyorsunuz, sıcağın ortasında durmuş, gölgenin altına girmiyor, eziyet ediyor. Peygamberimiz bunları tavsiye etmiyor. Bunları tasvip etmiyor. Aksine bunları tenkit ediyor. Diyor ki bakın, sizin içinizde Allah'tan en çok korkan benim. Ama ben yerim. Ama ben uyurum da ibadet de ederim. Yerim de oruçta tutarım ve aile hayatı yaşarım. Sizin üzerinizde kendi nefsinizin hakkı var. Ailenizin hakkı var. Bunları ihmal etmeyin. Yani şimdi dünyaya biz evet dünyayı yemek için gelmedik. Ama yaşamak için yememiz lazım. Ve ayarlamamız lazım. Yani sabaha kadar namaz kıl, akşama kadar yat yok. Ha, namaz kılacaksın, farz namazlar var. Nafile namazlar var. Farzlar mutlaka kılınacak. Nafileler kılınırsa elbette iyi olur. Ama öbür taraftan çalışılacak. Çalışılacak. Ve bu dünya da içinde çalışılacak. Yani bir denge. Ama bütün bunlarda ölümü unutmayacağız. Niye ölümü unutmayacağız? Çünkü ölüm bizim öteki dünyaya hazırlıktaki gayretimizi şey yapar. Şimdi etkiler. Hocam ölümü istemek dedik. Bazıları hani bir yanda bazı insanlara bakıyorsunuz aşırı derecede ölümden korkuyor. Ama bu ölümden korkmak yani öbür aleme gittiğinde yaşayabileceği ya da ruhunun hissedebileceği daha doğru ifade herhalde ruhunun hissedebileceği şeylerden korktuğu için değil de bu dünyanın zevklerinden mahrum kalacağı için bir, bu hayatta, bu dünyada yaşayamadıkları sürekli içerisinde ukde kalacağını düşündüğünden dolayı iki, bu nedenden dolayı ölümden çok korkuyor. Bazıları da var ki bu hayat bana hiç tat vermedi. Ben artık bıktım, geldim dünyaya, eziyet çekiyorum. İşte anamı babamı çektim, çocuklar canımdan bezdirdi, adam desen şöyle yaptı. İşte iş yok, güç yok, para sıkıntısı, dert çekmeye mi geldim? Allah'ım tövbe estağfurullah, canımı al da kurtulayım. Ben bir öleydim de kurtulayım, her dakika böyle. Ölümü bir kurtuluş olarak gören bir zümre de var. Yani bir yandan bu dünyanın yakasına yapışanlar, bir taraftan da bu dünyadan tamamen o çektikleri nedeniyle vazgeçip bir an önce ölümde kurtulayım diye düşünenler var. Arasında bir denge şüphesiz olacak. Olacak. Onu rica edelim efendim lazım. Sizden. Şimdi ölümden korkulur. Bir defa bu bizim fıtratımızda var. Hani demin bir ayet-i kerime okudum ya. Sizin o kaçmakta olduğunuz ölüm size gelecek. Ulaşacaktır. Kaçıyoruz. Ölmemek için gayret ediyoruz. Bu fıtratımızda var. Yani bunu kınanacak, ayıplanacak bir şey de değil. Ama korkulması gereken bir şey mi? Müslüman için korkulması gereken bir şey değil. İnancı olan insan için ölüm bir yokluk değil. Hani geçici olan hayattan daimi olan hayata bir geçiş kapısı. Yani şimdi düşünün ki bir kimse cennetlik ameller işliyor. Evet. Şimdi cennet yani o kadar hoş bir yer ki bunun dille anlatılması mümkün değil. Yani bir insanın haz duyacağı, arzu edeceği, iştahının çekeceği ne varsa her şey var. Akla gelsin gelmesin. Böyle bir hayat. Evet. Ve buna inanıyor insan. Ve buna inanarak da yaşantısını sürdürüyor. Bu adam için ölümden korkacak bir şey yok. Yani. Hani Hazreti Mevlana'nın şeyi gibi bu nedir? Şeb-i arus. Arus düğün demek. Yani sevgililerin birbirine kavuşması. Yapışması, varma, şey buluşması demek. Şimdi bir kimse Allah'ı çok seviyorsa Allah'a varmayı çünkü öbür dünyada inanıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ı görecek cennete giren kişi. Ona kavuşacak ve sonra yine biraz sonra ona da gireceğiz nasıl olsa da bir kabir hayatı yaşayacak. Ama o kabir hayatında da
çok harika bir hayat yaşayacak. Mesela bunları bilen kişi ölümden korkmaz. Fakat bunları her zaman düşünemiyoruz. Şimdi ölümle dünya nimetleri bitiyor ya. Onun için zannediyoruz ki efendim biz öldük her şey bitti. İnansızsa kişi, öteki dünyada inanmıyorsa, ahiret hayatına inanmıyorsa onun için ölüm çok kötü bir şey. Çünkü yokluk onun için o. Yok olacak. Bu dünya zevklerinden mahrum olacak. Bir